بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم. صلوا على قلوبنا محمد، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya salat, selam, önderimiz, peygamberimiz, iki cihan sefferi, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, bizleri yoktan var eden, bize sayısız nimetlerini bahşeden, bizleri sayamayacağımız kadar nimetleriyle donatan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Bizleri bu mübarek saatte, bu mübarek mekanda, kendi evinde misafir olma şerefine nail kılan Yüce Rabbimize sonsuz defa hamdü senalar ediyoruz. Ve istiyoruz ki bizleri kıyamet gününde de inşallah müminler olarak, kardeşler olarak hepimizi aynı şekilde rivayetan sancı altında buluştursun diye dua ediyoruz, niyaz ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim, iman esaslarından birisi de kitaplara imandır. Yüce Rabbimiz son kitabımız bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim olmak üzere toplamda İncil, Tevrat, Zebur ve Kur'an-ı Kerim olmak üzere 4 adet kullarına peygamberleri vasıtasıyla kitap göndermiştir. Ve bazı peygamberler vasıtasıyla da sahifeler inmiştir. Bunlar insanların kurtuluşa ermesi için, insanların selamete ermesi için, insanların dünya ve ahiret saadetini kazanmaları için Yüce Rabbimizin bizlere nimetidir. İşte bunlardan bir tanesi de bütün insanlara gönderilen, belli bir kavime değil, belli bir topluma değil, bütün insanlığa kıyamete kadar devam edecek olan, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığa, topluluğa, kavimlere, bütün ümmete gönderilen son kitap bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir kıymetli kardeşlerim. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim Melek Cebrail vasıtasıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vahiy yoluyla indirilmiş, musaflarda yazılmış, tevatürle nakledilmiş, okunması da ibadet olan Yüce Allah'ın kelamıdır. Kur'an-ı Kerim'in muhasabı bütün insanlıktır. Gayesi
önce ifade ettiğimiz gibi insanlığın dünya ve ahiret saadetini kazanmalarını sağlamaktır. Bu gayeye ulaşabilmemiz için Kur'an-ı Kerim'i okumamız, anlamamız, emir ve yasaklarına uymamız gerekmektedir. Yüce Rabbimiz Kitab-ı Menzellâhu İleyke Mübarekün Niyeddallahu Ayatihi bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır diye bizlere emretmektedir kıymetli kardeşlerim. İnne hâdel Kur'ane yehdi illeti diye akdama ve yübeşirin mu'minine lezîne ya'lamun. Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. İyi davranışta bulunanlar müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler ayeti kerimesiyle de bizleri akıl sahipleri insanların öğüt alabileceğimiz yekâne kitap Kur'an-ı Kerim olduğunu bizlere hatırlatmaktadır. Ve bizim için, insanlık için, bütün varlık için, alem-i İslam için Kur'an-ı Kerim'in bir nimet olduğunu, bir mükafat olduğunu bizlere müjdelemektedir kıymetli kardeşlerim. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Bu Kur'an, bu Kur'an'da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Evet kıymetli kardeşim, Kur'an-ı Kerim'in yolundan gelirsek ki bizlere merhamet edilsin. Kur'an-ı Kerim'in yolundan gideceğiz ki Kur'an-ı Kerim'e uyacağız ki bizlere rahmet edilsin. Kur'an-ı Kerim'i okumamızdan maksat onu anlamak, anlamaktan maksat da onu hükümleriyle amel etmek ve onun gösterdiği yoldan yürümektir. Nitekim kıymetli kardeşlerim, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ne güzel ifade etmişlerdir. Allah'ım ya Rabbim. Lafzı muhkem, yalnız anlaşılan Kur'an'ın çünkü kaygında değil hiçbirimiz mananın yaçar nazm-i cedidin bakarız yaprağına yahut üstler geçeriz bir ölümün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunma, ne de fal bakma için. Evet kıymetli kardeşlerim, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ne güzel ifade etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim sadece okuyup geçmek için, sadece mezarlıklarda, kabirlere, ölülere okumak için inmemiştir. Kur'an-ı Kerim bizler okumamız, ibret almamız, tatbik etmemiz, içeriğiyle amel etmemiz, hayatımızı, yaşantımızı, çoluk çocuğumuzun yaşantısını onun gayesi doğrultusunda, Kur'an-ı Kerim'in amacı doğrultusunda yaşamamız, yaşatmamız için inmiştir. Kur'an-ı Kerim insanlığın mutluluğunu, saadetini, huzurunu sağlamak için inmiştir.
kıymetli kardeşlerim, Kur'an'ı okumalı, aynı zamanda düşünmeli, Kur'an üzerinde kafa yormalıyız. Kur'an'ı dost edinmeli, onunla arkadaş olmalıyız. Ya eyyühen nâsı, adjâetküm, mev'idatüm yarrabbiküm, veşfâlimâ fîs-sudûri, gavdallâ rahmetin bil mu'minîn. Ey insanlar, işte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve vahdet olarak Kur'an geldi. Evet, bu ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim'in 4 tane özelliğine dikkat çekilmektedir. Bakınız, bunlar bir, Rabbimizden bir öğüttür, nasihattir, insanlara yol göstericidir. Kur'an-ı Kerim'in insanlara öğüt olarak, yol gösterici olarak bu özelliğine dikkat çekilmektedir ayet-i kerimede. Kalplere ise bir şifadır. Ve şifadır lima fissuduri. Evet kıymetli kardeşlerim. Kur'an yozlaşmış kalplere, küflenmiş, paslanmış gönüllere şifadır Kur'an. Kalpler yozlanmış, paslanmış kalpler Kur'an ile cilalanır, Kur'an ile aydınlanır, Kur'an ile şifa olur kıymetli kardeşlerim. Öne geçtik sen ama. İnananlar için bir rehberdir, yol göstericidir Kur'an. Ve herkes için de rahmet olan Kur'an. Evet, kıyamete kadar insanlık için rahmet, merhamet kitabıdır Kur'an. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesidir Kur'an. Peygamberimiz kalpleri onunla fethetti, gönülleri onunla nurlandırdı, insanlığı onunla hidayete erdirdi. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin muhatap insanlardır. Allah bize değer vermiş ve bize seslenmiştir. Kur'an'a kulak verenler Allah'ın samimi kullarıdır. Onu okumak, dinlemek, onunla amel etmek başlı başına bir ibadettir. Onun için kıymetli kardeşlerim, namazlarımızda Kur'an okuyoruz. Namazda Kur'an okumak namazın farzlarındandır. Namazımızın geçerli olarak kadar Kur'an ezberlemek, Kur'an'ı doğru okumak her Müslümana farz-ı ayındır. Kur'an'ı ezberlemek, onu öğretmek ise farz-ı kifayedir. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَقَامُ الصَّلَاةَ وَاَنْفَرُوا مِنَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّ وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler diyor Yüce Rabbimiz ayeti içeriğine. Evet, kıymetli kardeşlerim. Kişinin namaz kılabileceği kadar en azından namaz kılabileceği kadar Kur'an-ı Kerim öğrenmesi fazla.
Zaten ne yapmamız gerekiyor? Elhamdülillah Müslümanız. Elhamdülillah Müslümanız. Ama kendi kitabımız Kur'an-ı Kerim'i bilmemek ne kadar acıdır değil mi? Çok şükür, çok şükür, hamdü senalar olsun ki camilerimizde, Kur'an kurslarımızda dem gelip Kur'an öğrenmek istiyorum dedikten sonra ben okutmayacağım, öğretmeyeceğim diyecek hiçbir görevimiz yok. Hiçbir görevimiz yok. Hamdü senalar olsun, damlamamızda olsun. Diğer yerleşim bölgelerimizde olsun, sayısız Kur'an kurslarımız var bayanlar için. Camilerimizde ise gelip görevliye, hocam ben Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyorum, bana öğretir misiniz dedikten sonra hiçbir arkadaşın hayır ben öğretemem, ben müsait değilim diyeceğine kesinlikle kesinlikle, kesinlikle bu şekilde düşüneceğini bizler anlat vermiyoruz. Aynı zamanda daha o görevlinin azimli bir şekilde, sevinçli bir şekilde ona Kur'an öğreteceğine sonsuz şekilde inanıyoruz kıymetli kardeşim. Şimdi böyle imkanlar var mı ki? Bir Müslümanın, bir kişinin kitabı, kendi kitabımız bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemesine acımış. Ya hocam ben öğrenemem, yaşım geçti şu gün. Kıymetli kardeşlerim, karınca bir sahi, ben varmazsam da bu yolda ölürüm diyen karınca bir sahi, hiç değilse, kekeleyerek dahi okumaya çalışsak, okumaya, öğrenmeye çalışsak, Yüce Rabbimizin rızasına kavuşmaya çalışsak, bu bize yeterlidir. Yarın kıyamet gününde Yüce Rabbimiz, ey kulum, bu kadar imkanlar var ki, senin yaşama gayen olan, amacın olan kendi kitabını niçin öğrenmedin diye sorduğunda acaba ne diye cevap verebiliriz? Bunun için aklımızı eğer aklımızı başımıza alarak biraz muhasebe yapıp düşünüp eğer çoluk çocuğumuz bilmiyorsa, eşlerimiz bilmiyorsa hamdü senalar olsun sayısız Kur'an kurslarımız var. Kendi camimizde dahi yan tarafta bayan hocamız bayanları bekliyor. Gelsinler de Kur'an-ı Kerim öğreteyim diye. Devlet de imkan vermiş. Camilerde görevlilerimiz bekliyor. Onun için kıymetli kardeşlerim, altından kalkamayacağımız cevap veremeyeceğimiz sualleri hiç değilse burada bu imkanlar nispetinde eğer bu imkanları kullanarak Yüce Rabbimizin rızasına kavuşmak için bu imkanları değerlendirirsek yarın kıyamet gününde alnımızın, yüzümüzün ak bir şekilde, alnımız dik bir şekilde Yüce Rabbimizin huzuruna çıkarız inşallah. Kıymetli kardeşlerim, ben nezilim minel Kur'an-ı Fâhu ve şifâhu ve rahmetü lil mu'minîn ve lâ yezîdul zâlimîn illâ hasâra. O bir şifadır, rahmettir,
insandır. Başka bir ayet içeriğinde andolsun biz Kur'an içeriğini düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan diye Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in öğüt alınacak kitap olduğunu ve insanların öğüt alıp almadığını bizlere ayet-i kerimeleriyle hatırlatmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, bir insan namaza dursa veyahut da bir insan Kur'an-ı Kerim'in başına oturup Kur'an-ı Kerim'i açsa, okusa, dese ki yemin etse vallahi ben Allah-u Teala ile konuştum dese yalan söylemiş olmaz. Yalan söylemiş olmaz. Çünkü değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i okumak, Kur'an-ı Kerim'i okumak namazımızı kılarken veyahut da başka zaman Kur'an okumak Allah'la konuşmaktır. Allah aleyhi ve sellem bunu böyle buyuruyor. Onun için Kur'an'ı öğrenmeye, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, Kur'an-ı Kerim'i düşünmeye daha çok ihtiyacımız var. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in okunmadığı yerde huzur olmaz. Kur'an-ı Kerim'in okunmadığı, Kur'an-ı Kerim'in düşünmediği elde bereket olmaz. Yüce Rabbimizin bizler için, insanlık için yegane kurtuluş kaynağı olarak göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'in girmediği, nasıl ki denir ya, güneş girmeyen eve doktor girer derler, atasözlerimiz vardır ya, aynı onun gibi Kur'an-ı Kerim'in okunmadığı, Kur'an-ı Kerim'in amacının, içeriğinin uygulanmadığı. Çünkü Kur'an-ı Kerim insanlığın kurtuluşu içindir. İnsanlığın mutluluğu içindir. İnsanlığın dünya ve ahiret saadetini kazanması içindir. Kişi Kur'an-ı Kerim'e uyacak ki, Kur'an-ı Kerim'i anlayacak ki dünya mutluluğunu kazansın ve ahiret saadetini, ahiret amacına ulaşsın. Ahirette kurtulmasına vesile olsun. Yarın Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde okuyana şefaatçi olacak kıymetli kardeşlerim. Yarın kıyamet gününde Kur'an-ı Kerim kişinin karşısına çıkacak. Ya Rabbi, bu kulunu affeyle. Ya Rabbi, bu kulun dünyadayken beni okudu, benim içeriğimle amel etti, çoluk çocuğunu bu şekilde yetiştirmeye çalıştı. Bu anlamda, bu manada Ya Rabbi, bu kulunu affeyle diyecek şefaatçi olacak sahibi hakkında, okuyanı hakkında. Kıymetli kardeşlerimiz. Ama sadece Türkçe okumasını öğreneceğiz, okuyacağız ve içeriğini de tatbik edeceğiz. Kur'an-ı Kerim bize ne diyor? Kur'an-ı Kerim bize neyi emrediyor? Kur'an-ı Kerim bize neyi ne şekilde yapmamızı emrediyor? Onun da içeriğini tatbik edeceğiz. Evet, sevgili kardeşim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i diyor okuyana, Kur'an-ı Kerim okuyana her bir harfine bir sevap var. Ya bundan basit bir şey olur mu ya? Her bir harfine sevap var. Kıymetli kardeşim. Bakınız, kıymetli kardeşlerim, bakınız, ashab-ı kiramdan
anlatıyor. Bir gün diyor yolculuktan dönerken sahrada gecelemem icap etti. Yanımda atımla küçük oğlum Yahya vardı. Oğlumu yatırdım, atımı da bağladım ve kendim de Kur'an-ı Kerim okumaya başladım. Ümmetli kardeşlerim, dikkatinizi çekiyorum. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'in okumanın önemine, Kur'an-ı Kerim okurken Kur'an-ı Kerim'in okunduğu yerde nelerin olduğuna, nelerin bulunduğuna anlamanız, düşünmeniz için bakınız. Biraz okuyunca diyor atım şaha kalktı. Okumayı bıraktım diyor. Atıma baktım. O anda sakinleştim. Biraz sonra tekrar okumaya başladım Kur'an-ı Kerim'i. Atım tekrar şaha kalktı diyor. Nerede? Neredeyse oğlunu ezecek diye korktum. Okumayı bıraktım. Atım tekrar sakinleşti. Sonra tekrar başladım. Atım yine kükredi, şaha kalktım. Allah Allah! Bu ne görüyor ki? Şaha kalkıyor, kükrüyor diye şöyle bir diyor, etrafıma tepeye bir baktım. Başımı kaldırıp semaya baktığımda daha görmediğim şekilde, yani daha önce hiç görmediğim şekilde başımın üzerinde İçinde yıldızlar gibi pırıltılar olan büyük bir nur halkası gördüm. Sabah erkenden Medine'ye döndüğümde geceyi, o gecedeki olan manzarayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlattım. Ve kıymetli kardeşlerim, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya Hüseyin, sen bir yerde Kur'an-ı Kerim okursun da orada yalnız olduğunu mu zannedersin? O gördüğün nur halkası Allah'ın nuru, içindeki yıldızlar gibi parlayanlar da Allah'ın melekleri ve ervah-ı mukaddestir. Şayet sen sabaha kadar okusaydın, onlar sabaha kadar seninle beraber olurlar buyuruyor. Evet kıymetli kardeşlerim, bakınız Kur'an-ı Kerim'in okunduğu yere Allah'ın nuru, Allah'ın melekleri teşrif ederler. Onun için değerli kardeşlerim, bizler de hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'i asla ve asla hiçbir zaman asla ve asla gereken önemi, hassasiyeti göstererek Kur'an-ı Kerim'e olan saygımızı devamlı dinç diri tutmalıyız. Rabbim bizleri kıyamet gününde Kur'an-ı Kerim'in şefaatine nail